Adam Ali Demirhan, Trabzonluyum. Boğaziçi Politika'ya Türkiye 49 olarak girdim. Beni yetiştiren projelerim gibi bir akademisyen olmak ve öğrenci yetiştirmek istiyordum. Son bir aydır üniversiteme maruz kaldıkları bana hayalimi gerçekleştirebilecek bir Boğaziçi ve Türkiye kanlı vericini hissettirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzüldüm. Adım Ekin derdi yok. Hataylıyım. Boğaziçi Psikoloji'ye Türkiye 20.si olarak girdim. Sinir bilim alanında uzmanlaşarak Alzheimer ve otizm tedavisi üzerine çalışmak istiyorum. 2 Ocak'tan bu yana yaşananlar beni Türkiye'de akademik kadroların liyakata göre değil, sadakate göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem için çok üzgünüm. Ben Meltem Arslan, Aydınlıyım. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'ni ilk bine girerek kazandım. Bir kadın mühendis olarak kendimi yetiştirmek istememdeki en temel motivasyonu doğduğum topraklara yazılım ve teknoloji alanlarında fayda sağlayabilmek. Fakat son yaşanan olaylarda öğrencilerin ve akademinin arkasında durulmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzüldüm. İsmim Bengisu Kaynar, Kayserliyim. Boğaziçi İktisat'a Türkiye 3.sü olarak girdim. Türkiye'de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Ülkemde artık istenmediğimi ve dinlenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm. Ben Yusuf Efe, Mersinliyim. Ülkemi temsil ettiğim Uluslararası Fizik Olimpiyatlarında Avrupa birincisi oldum. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünde de Türkiye birincisi olarak yerleştim. İleride hayalim, Türk Akademisi'nde kalarak yapay zeka alanında öncü çalışmalara imza attım. Ancak son bir aylık süreçteki demokratik taleplerime karşılık şiddetle karşılaşmak beni derinden etkiledi. Artık bu ülkede dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzgünüm. Şimdi o şekilde hapse atıyorsunuz, bunu diyorsunuz, utanmıyorsunuz.